gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Bugün GQ dergisi tarafından düzenlenen ve alanında en başarılı erkeklerin ödüllendirildiği, ayrıca bir kadının da ödüllendirildiği ödül töreninden özel görüntüleri sizler için derledik. İşte renkli anlar ekrana geliyor. Medya, iş ve sanat dünyası GQ dergisinin düzenlediği Yılın Erkekleri Man of the Year ödül töreninde buluştu. GQ'yu Türkiye'ye getirmek istediğimiz zaman bazıları öyle dedi, bazıları böyle dedi ama eser ortada. GQ Türkiye Yılın Yönetmeni ödülünü kazanan Yılmaz Erdoğan. Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı törende Yılmaz Erdoğan Kelebeğin Rüyası filmiyle Yılın Yönetmeni ödülüne layık görüldü. Erdoğan ödülünü Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen'den aldı. Zonguldak'ı anlatan bir filmin ödülünü de çok kıymetli bir Zonguldaklı'dan almak da ayrı bir havaymış yani. GQ Türkiye Yılın Sporcusu ödülünü almak üzere Didier Drogba. Yılın Sporcusu ödülüne ise Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba layık görüldü. Drogba'ya ödülünü kulüp başkanı Ünal Aysal verdi. Önce Türkiye'deki herkese beni bu kadar sıcak karşıladıkları, evimde gibi hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Sonra da bu güzel ödül için GQ dergisine ve beni destekleyen takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yıldız futbolcu tören sonrası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkmasını da değerlendirdi. Galatasaray ve Türk futbolu için iyi bir galibiyet oldu. Turu geçmemiz Türkiye için de çok önemli. GQ Türkiye Yılın Girişimci İş Adamı ödülü kazananı Mübariz Mansimov. Yılın Girişimci İş Adamı ödülünü kazanan Mübariz Mansimov'un ödülünü onun adına İbrahim Nebioğlu Doğuş Holding Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Hüsnü Akan'dan aldı. Kerem Çatay'ı GQ Türkiye Yılın Yapımcısı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Yılın yapımcısı dünyada Türk dizilerin fenomen olmasında büyük rol oynayan Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay oldu. Çatay'a ödülünü Bergüzar Koral verdi. Konu yapımcılıksa başta iki kişiye teşekkür etmem gerekiyor. Belki de Türk televizyonun ilk yapımcıları, annemle babama, hani ilk prodüktörler TRT olarak biraz genlerime bulaştığı için bu iş. Bir de bu yapımcılık öyle bir iş ki aslında tek başına yapılan bir durum değil. Bergzar'a teşekkür ediyorum. Kenan'a teşekkür ediyorum. Yıllardır bitmek bilmeyen bir enerjide çalışan Ece, Melek'e teşekkür ediyorum. Bütün dertlerime katlanan eşime teşekkür ediyorum. GQ Türkiye Yılın Müzisyeni ödülü için Mabel Matiz'i sahneye davet ediyorum efendim. Ses getiren albümü Yaşım Çocuk ile yılın müzisyeni seçilen Mabel Matiz ise ödülünü Orhan Gencebay'ın elinden aldı. Bu ödülü Orhan abiden almak ayrıca çok kıymetli ve güzeldi. Çok teşekkürler. Yaşam boyu başarı ödülünü almak için Hollywood'un en önemli ve en eskimeyen yüzlerinden biri olan Michael Nuri'yi sahneye davet ediyorum efendim. Gecede yaşam boyu başarı ödülüne ise Türkiye'de de çok sevilen Law and Order, Yalan Rüzgarı, The O.C., Damages, NCIS gibi izlenme rekorları kıran dizilerde önemli roller üstlenen Michael Nuri layık görüldü. GQ'ya bana bu büyük onuru yaşattığı için teşekkür ediyorum. Bana büyük bir sürpriz oldu. Ödülün yaşam boyu başarı ödülü olduğunu duyunca ilk tepkim şu oldu. Ama ben daha bu ödül için çok gençim. Yine de teşekkür ederim. GQ Türkiye Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi Kenan İmirzalıoğlu efendim. Yılın oyuncusu ödülü Kenan İmirzalıoğlu'na takdim edildi. İmirzalıoğlu ödülünü Türk sinemasının büyük efsanesi Kadir İnanır'ın elinden aldı. Gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Gerçekten benim için çok heyecan verici. Tabii ki Kadir abinin yanında sözü fazla uzatmak istemem. Çok değerli bir ödül.
Kadir İnanır'ın elinden alındığı için unutulmaz bir ödül. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınızla Belen Saati sahneye davet ediyoruz. Ödül listesindeki tek kadınsa özellikle Benim Dünya filmindeki performansıyla çok konuşulan Belen Saat'ti. Saate yılın kadını ödülünü Nihat Odabaşı verdi. 20 yaşındayken filan oyunculuğa ilk başladığımda verdiğim ilk röportajlardan birinde bana yıllar sonra nasıl anılmak istersin dediler. Ben de biraz düşündüm, ilk aklıma gelen şey şuydu, vay be ne kadındı desinler dedim. GQ'ya bu gece bana bunu yaşattığı için çok teşekkür ederim. Gecede ayrıca yılın stil sahibi ödülü Murat Türkili'ye, yılın ikonu ödülü Kenzo Takada'ya, yılın sıra dışı başarısı ödülü Ahmet Akgira'ya, yılın şefleri ödülü Üryan Doğmuş ve Cihan Kıpçak'a, yılın farkındalık projesi ödülü ise Can Candan'a sunuldu. Yılın Erkekleri Ödülleri'nde yılın yönetmeni seçilen Yılmaz Erdoğan bugünlerde Kelebeğin Rüyası filmiyle ilgili Oscar adaylığı çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ödül töreni sonrasında hem Oscar hazırlıklarını hem de Cem Yılmaz'la birlikte rol aldığı Russell Crowe'un yeni filmi The Water Diviner'ı konuştuk. GQ Türkiye yılın yönetmeni ödülünü kazanan Yılmaz Erdoğan. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onların adına alıyorum ödülü. Çok teşekkür ederim. Sağ olun GQ ailesine. Tebrik ediyorum her şeyden önce. Teşekkür ederim. Dünya çapında bir ödül ama onun ötesinde erkeklerin ödüllendirilmesine ne diyorsun? Bilmiyorum, çok da alışık olduğum bir şey değil aslında. Neyse, arada Beren de ödül aldığı için. Tek kadın çok olarak. Çok solo erkek olmadı. Bilmiyorum ya. Yani ilginç. Lafı ama güzel yani. Güzel, Man of mi? Year sert bir şey yani. Evet, sen hoşuna gidiyor. Anlamı yani. Oluyor. Man of Ödül Year. De hani çok güzel bütün gerçekten. Bütün mağarada güreş yapmışız da ben kazanmışım. Drogba ile ikimiz kazanmışız gibi oluyor. Ki Drogba'da. Bir de Kenan tabii. Kenan, Drogba, bunlar gerçekten özel bir ödül. Ama ben yılın yönetmeninden biraz daha bahsedelim istiyorum. Biz baştan itibaren Yılmaz Erdoğan filmlerini çok sevdik, çok beğendik. Ama özellikle Kelebeğin Rüyası ayrı bir yerde duruyor mu? Yılmaz Erdoğan kendi filmleri içerisinde Kelebeğin Rüyası'nı mesela nasıl anlatır? Ya galiba en özel yanı şu, benim taşıdığım bütün özellikler yani yıllardır, belki 25. yılım oldu aslında. Evet. 25 yıldır uğraştığım bütün bilimler, şiir, oyunculuk, yönetmenlik, bütün şeyler bir araya geldi. Yani hepsinin bir araya geldiği ilk proje oldu bu. Bu yönüyle çok önemli. Bir de ben şairlerime 8 yıl önce bunun sözünü vermiştim. Evet. Şimdi yani geçen hafta işte Los Angeles'taki gösterimlerde de herkese aynı şey söyledim. Dedim, ben onların meşhur edeceğime söz vermiştim. Ama işin buralara kadar geleceğini düşünmemiştim doğrusu. Çok aslında özel. Düşünmüştüm. Yani onu da düşünmüştüm. Plan buydu. Düşünmemiştim demem gerekir. Plan buydu doğrusu. Plan. Şimdi onları bir de oradaki insanlara da tanıtınca çok özel bir şey oldu. Çok duygusal bir konu. Diziler ki arkamdan o yalnız şiir yazardı. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan. Ne talihsiz adammış. İmanı gevremiş parasızlıktan. Bütün dünya savaşırken bu kadar güzel olmak doğru mu? Bir sinemacı olarak Kelebeğin Rüyası'nı Türkiye'nin Oscar adayı olarak nasıl görüyorsun? Şansını nasıl görüyorsun? Vallahi biz şimdi oraya gitmeden önceki duygular var. Bir de gittikten sonra. Hı. Gittikten sonra biraz ciddiye bindi doğrusu. Evet. Çünkü gösterimlerin sonuçları, insanların tepkileri, o insanların ödülle ilgili görüşleri çok cesaret vericiydi. Tabii dünyanın alması en zor ödülünden bahsediyorum. Tabii. 80 tane ülke yarışıyor. Bir de bu sene şey de var. Katılım rekoru var. Özellikle yabancı film evet. dalında. O da bizim şansımız herhalde. Ama filmin favorileri arasında bahsediliyor. Yani ilk beşi en zorlayacak isimler arasında bahsediliyor. Ya bu noktaya kadar gelmek bile önemliydi. Ama eğer beşe girersek tabii çok mutlu olacağız. Şansımız var. Şansımız var. Peki biraz Amerika'daki çalışmalardan da haberdar olalım istiyorum. Şimdi Belçin o zaman demişti ki neredeyse Amerika'ya yerleşiyoruz birkaç aylığına. Gerçekten öyle olması gerekiyor değil mi? Tabii yani şimdi
Yani bu dedikleri faaliyetler, şimdi ne kadar çok gösterim yaparsanız, ne kadar çok insana gösterirseniz, ne kadar çok yerde filmden söz ettirmeyi başarırsanız o kadar etkili oluyor iş. Yani lobi faaliyeti denen şey, orası biraz ilişkiler toplumu. Ya ayrı bir ihtisas alanı değil mi? Evet, tabii. Bayağı birkaç birimde profesyoneller çalışıyor. Hepsinin ayrı iş alanları var. Bizde bir kişi dokuz işi birden yapar ama orada değil. Ama önemli olan şey, filmin mesajını, filmin dünyaya söylediği bir şiirsel mesajı var. Onun orada da çok sağlıklı bir şekilde seyirciye geçtiğini gördüm. Neden söylemedin? Neyi? Çocukların meremli olduğunu. Benim kızımdan uzak durun. İyi olmaz sizin için. Bin bir zahmetle ciğerlerinizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir de başımıza kalp işi çıkarmayacaksın değil mi? Şerefine kaldırıyorum bu olmayan şarap kadehini. İçelim istedim. Los Angeles'lardaki gösterimde hep böyle bir gözyaşlarıyla salondan çıkanlar. Bu çok enteresan değil mi? Ya ilginçtir çünkü dünyanın her yerinde zayi olmuş yetenekler insanı üzüyor. Evet. Bu yetenek nasıl karşılığını bulmamış, filmin bir dinamizmini sağlayan ögelerden biri ama esas önemlisi bugün dünyanın şiire ihtiyacı var. Hı. Ve şiir şiirsel bir şey değil. Bir de biz o gösterimlerden sonra bir soru cevaplar yaptığınızda da bunu anlatmaya çalıştım. 25 yılda şiir yazıyorum ama romantik olmadığım için fırça yemiş birisiyim. Onun tarihlerini unuturum. Kötü hediyeler alırım yani eğer zorundalıktan dolayı bir hediye almışsam başarılı değilimdir. Çok mum yakmam falan yani şairim ama romantik değilim, ikisi ayrı şeylerdir. Bunu anlatmaya çalıştım. Evet. Tam da benim şairlerimin söylediği gibi. Yani şiir aşk mektubu değildir. Daha geniş, daha derin bir felsefi kavramdır. Evet. Ve bizim de fena halde ihtiyacımız vardır. Orada da sordular işte yani ödülle ilgili umutlusunuz diye. Dedim ki yani eğer bu mesaja ihtiyaç varsa bu mesaj ödüllendirilecektir. Evet. Yoksa gider yenisini yaparız. Çok da zaman kalmadı. Ne zaman göreceğiz? Ocağın ilk haftası gibi mi? İşte bu bir hafta içinde, bir hafta 10 gün içinde aslında hepsi belli olacak. İlk 9 önce açıklanacak, sonra 5 açıklanacak. İşte bekliyoruz efendim. Her zaman Oscar'ın habercisi olur. Ama Altın Küre ile ilgili... Onun için de bir takım gösterimler, görüşmeler vesaireler yapıldı. Oradan da bir beklentimiz var açıkçası ama... O da önemli bir gösterge olacak. Tabii tabii. O da aynı şekilde. 80 filmin içinde ilk 5'e girme meselesi onun için aynı. Üstelik orada Oscar'da yarışmayan, fanda ödül alan birkaç film daha yarışıyor. Yani o bir tık Oscar'dan da aslında zor. Ki oradaki değerlendirme çoğu zaman, Altın Köy'deki değerlendirme biraz daha önemli de görülmüştür. Yani Oscar'a da bir var. Oscar'a da bir işaret. İşaret olsun. Yılmaz Erdoğan sinemasına dair aslında biz bir yerden bir yere geldik gibi hissediyoruz. Yani bilemiyorum. Şimdi sinemanın da 100. yılı ya 2014. Evet, evet. Yani öyle bir değerlendirme almak istesem. Son dönemde yapılan filmlerle ilgili hep bu soruyu soruyorum. Yani filmler ya çok ağlatıyor ya çok güldürüyor. Yani bizim sinemamızda geldiğimiz nokta bugün için mesela ne ifade ediyor Yılmaz Erdoğan'a? Ya şimdi ben zaten bizim sinemamızda iki ana damar var. Bir tanesi art house denen sanat sineması denilebilecek. Evet. Daha iyi bir kavram bulamadık. O yüzden sanat sineması gibi tartışmalı bir kavramı kullanmak durumundayız. O var, bir de bizim ana akım sinema dediğimiz bölüm var. Benim de içinde olduğum. Şimdi bu bölüm son 10-15 yılda çok gelişti. Yani öbürü zaten kendi çizgisinde ilerliyordu. Ama mesela ben biraz Golden Globe'un şeyini kurcaladım. Bilmiyoruz mesela Yol 82'de Golden Globe aday olmuş. Ben bilmiyordum. Mesela, kimsenin de bildiğini zannetmiyorum. Herhalde 80'li yıllarda Golden Globe'u o kadar bilmiyordu. Belki onu. Bir de 80'li yıllarda zaten neyi biliyor? Durumlar biraz kritik. Dolayısıyla eğer biz 5'e girersek bu ikinci kez olacak. Daha doğrusu bizim filmimiz herhangi bir başarı sağlarsa ya da herhangi bir filmimiz herhangi bir başarı sağlarsa bu 100 yıllık hikayenin bir sonuç olacak. O açıdan da ayrıca çok heyecanlıyım. Evet. Yani oluyorsa bu yıl olsun çünkü çok yakışır bu yani. Çok yakışır. 100 yıllık bir öykünün... Çok da anlamlı olur. Evet, çok 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 da anlamlı olur. Bir kez daha gerçekten diliyoruz. Bu duyguyu da böyle birlikte paylaşıyoruz. Son Russell Crowe'la durum nedir? İyidir. Avustralya'ya gittiniz. Ben gittim. Şimdi burada çekimler olacak. Ya o zaman olacak. Şeye gittik. Hazır kampıydı. Şimdi filmde ben daha önce hiç at binmedim. Bu filmde de çok zorlu ve ciddi at sahneleri var. Onun için birinci gün gittim atın üstünde
tırsık tırsık dolaştım. Altıncı gün ama dört mala gidiyordum yani. Aa, güzel. Çok ya bence biraz da benim açımdan şey de var yani. Sanırım Cem için de öyle. Ya biz bir yönetmenden ziyade bir ustayla tanıştık. Yani benim burada işte atölyede, mutfakta, çıraklarla yaşadığım şeyler çok emsalsiz şeyler ama herkesin bir ustaya ihtiyacı var galiba onun çok şey yani bir haftada zaten atölyeyi öğretti, okçuluğu öğretti, ne bileyim ben rugby öğretti. Daha ne olsun? Öğretmeyi seven de bilen de biri. Çok çok tatlı inşallah filmde iyi var. Dünya çapında paylaşım bu işte. Sanat da bunun için var büyük ihtimalle. Şimdi Cem Yılmaz var, Salih Kalyon var. Ya Salih abiyi şimdi duyuyorum ben. Valla ondan haberim yoktu. Ben kampa gerçekten gittikten sonra belli oldu. Cem'le ikimizi biliyorum ama Salih abi olduysa çok da iyi olmuştu. Çünkü çok onun çok güzel oyuncağı bir rol var orada. Kıvanç Tatlıtuğ yok mu? Yok, Kıvanç'ın tarihi, dizi vesaire şeyleri olmadı. Tamam. Bunlar da son haberler diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyorum Yılmaz Erdoğan. Teşekkür. Tekrar tebrik ediyorum. Sağ görüşmek üzere. Teşekkür. Evet, Yılmaz Erdoğan Altın Küre ile Oscar'la ilgili ümitlerini, beklentilerini, çalışmalarını anlattı. Ve bugün Altın Küre adayları açıklanırken biz de nefesimizi tuttuk, öyle bekledik. Ama maalesef olmadı. Kelebeğin Rüyası Altın Küre adayları arasında yer almadı. Şimdi gözler Oscar'a çevrildi ve Ocak ayının ilk günlerinde filmin Kelebeğin Rüyası'nın ilk 9 arasında olup olmadığını öğreneceğiz. Bir kez daha Oscar yolunda şansı açık olsun Kelebeğin Rüyası'nın diyelim ve Altın Küre'de bu yılın aday